Objektiflerimizi şimdi Ankara'ya çeviriyor. Doğal süt ve et üretiminin yanı sıra besicilik faaliyetleriyle bölge hayvancılığına katkı sağlayan has başak et ve süt ürünlerine konuk oluyoruz. Ankara Polatlı'da modern entegre tesislerinde faaliyet gösteren has başak et ve süt ürünleri Türkiye'de hayvancılık sektörünün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Amerika ve Almanya'dan gebe düve ithalatı gerçekleştiren firma kurulduğu günden beri sürekli kapasite artırımına gidiyor. Firma bugün günlük 10 ton süt üretimi gerçekleştiriyor. 2012 yılında bu Polatlı'da mevcut yerimizi satın alarak bu işe başladık. Amerika'dan iki kez ithal, gebe düve ithal getirdim. Sonra 2013 yılında bir daha kapasite artırımına gittim. Almanya'dan iki kez, yine ayrı ayrı 200 adet gebe düve getirdim. Ve şu anda 10 ton günlük süt üretiyorum. 750 baş sağmal hayvan sayısı var ama bunun 350 tanesi sağ oluyor şu anda. Diğerleri sağma aday. Erkek hayvanlarımızı da direkt besicilere satıyoruz. Tarım işiyle uğraşmaya başladım. 1500 dönüm bir arazi kiralamışım. Bunun kaba yemini, silajını, yoncasını kendimiz üretip bu işi böyle sürdürmeyi düşünüyoruz. Piyasalardaki dalgalanma et ve süt fiyatlarına da yansıyor. Özellikle yem fiyatlarındaki artış işletmeleri dar boğaza sokarken tüketici de bu olumsuzluktan nasibini alıyor. Özellikle yem girdileri, yani fabrika yemleri, kesif yem dedikleri bu girdiler çok pahalı. Dışarıdan ithal getirdikleri halde çok pahalı. Yemin torbası şu anda 50-55 milyon civarında. Yemden dolayı saman, silaj, yonca bunlar da pahalı. Bu girdiler de pahalı. Köylü yanlış tarım politikalarından dolayı köylü bu üretimini yapamıyor. İşte mazot girdisi var, elektrik girdisi var. Sürekli ben burada köylülerle görüşüyorum. Aylık elektrik paramız 30 milyar, 20 milyar, 10 milyar. Ondan dolayı da üretim yapamıyorlar. Üretim yapmadıkları için bizim en önemli girdimiz yem girdileri. Bunlar da pahalı olduğu için hayvancılığın çok zor durum. Şu anda zaten et fiyatlarından da belli, süt fiyatından da belli. Devlet büyüklerimizden bizlere destek vermesini bekliyoruz. Ürettiğimize destek istiyoruz. Yani biz ne üretiyorsak ona destek versin. Verdikleri destek yem desteği veriyor. Ama üretilmeyen bir şeye destek veriyor. Köylüye destek veriyor ama mazot desteği veriyor ama köylü ürettiğine destek verse daha iyi olur. Ürettiğim buzağıya bana destek verecek, ben ona göre üreteyim. Ürettiğim süte göre bana destek verecek, ben ona göre üreteyim ama ben destek veriyorum diyor. Mazot desteği, işte gübre desteği, bunlar da yerini bulmuyorlar. Buna göre de üretim düşük. Bizim zaten sağmal hayvan kapasitesi 1000 baş. 3000 başlık bir proje burası. Ama şartlar iyileşirse biz her zaman bu üretime hazırız. Her zaman da büyüteceğiz kapasitemizi. Zaten 3 yılda biz bunu büyüttük, bu hale getirdik. Ama şartlar iyileşirse biz bunu artıracağız üretime yönelik.